Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Murat'ın hayatına devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi Murat'ın hayatında efsane bir bölümü geride bırakıp manyak bir yerde bitirmiştik. Arkadaşlar, seçim otobüslerimiz şehire resmen virüs gibi yayılmıştı. Şayet bir önceki bölümü kaçırdıysanız mutlaka izleyin. Çünkü bugün cumartesi gününe özel bomba bir bölümle karşınızdayım. Ve evet, fark ettiyseniz girişte yaptım. Siz bir an aman Allah'ım bir dakika, hayır yanlış kanaldayız, neredeyiz lan biz falan dediniz mi? Dediyseniz çok şaşırmayın, doğru yerdesiniz. Arkadaşlar, girişte yapmak istedim. Çünkü bu bölüm gerçekten nefes kesen aksiyonlu bir bölüm olacak. O yüzden giriş aradan çıkartalım istedim. Çünkü bugün Cansu'nun başına öyle bir şey gelecek ki Murat'ın şartelleri resmen atacak ve fırladığı gibi onun yardımına koşacak. Neyse, spoiler ver. Tamam, üf, Allah kahretsin. Kapağı yazıyorum, tamam. Ya da başlığa bir yere bir şey yapıyorum yani. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Siz sürprizmiş gibi yine de izleyin. Hadi başlayalım. Vay. Beşir. Oğlum. Bu alet, yemin ediyorum, çok nalet. Lan, Çin'den geldi ama efsane geldi ha. 2022 G63 AMG. Vay. Sana da bir tane Lambo Sesto almış. Yemin ediyorum var ya, Ömer Baba kral. Hep doğru diyorsun kardeşim. Vallahi babam bize kral arabalar aldı ha. Görüyor musun? Acayip yakışıklı araba Murat. Lamborghini Sesto Elemento. Buna düşmeyecek kız yok kardeşim mi? Yani Defne. Tabii ki de gözüm kızlarda falan değil Defne. Tur atmak ister misin? Ay tabii ki de Beşir Bey. Zevkle tur atmak isterim. Lakin Murat Bey eminim arabasıyla beni gezdirmek isteyecektir. O yüzden Murat Beyciğimle tur atmaktan keyif duyarım. Yok Defne, yok. Sen Beşir'le tur at. Ben de arabayı biraz daha detaylı inceleyeyim. Ya Murat Bey, hala mı geçenki konu? Özür diledim efendim ya. Bir anlık şey oldu işte. Kötü bir durumdu. Murat Bey lütfen beni affedin ya. Sizin karşınıza öyle çıkmak istemezdim. Lan ne oluyor oğlum, Allah Allah, ne oluyor lan? Bunlar sevgili havasına girmeye başlamışlar. Ben Almanya'dan geldiğimden sevgili kokusunu alırım. Şşş Defne, siz çıkıyorsunuz mu? Aa yok Beşir Bey, nereden çıkarttınız? Biz arkadaşız yani, ben onun sekreteriyim. Biz çıkmıyoruz. Ulan Beşir, ağzındaki o yay var ya, o yayı alıp senin bir güzel Bir saniye, telefonum çalıyor, yayla ilgili kısmı sana anlatacağım. Yani ne bileyim Defne, şimdi siz öyle tartışınca falan. Şşş, ne oldu kız, hayırdır ha? Şşş, flört falan mı ettiniz? Ya yok Beşir Bey ya, nereden çıkartıyorsunuz? Aa, ben onun sekreteriyim yani. Olur mu öyle şey? Kendisi bizim belediye başkanımız olacak adam yani. Aa, yani davul bile dengi dengine benim gibi bir kız. Cık, olur mu? Olur kız olur. Niye olmasın Allah Allah. Murat sanki köyden gelmemiş gibi. Bir şey olmaz. Cillop gibi kızsın bak. Vallahi yemin ediyorum. Yani Murat düşünmüyorsa ben seni ayarlayabilirim. Ay Beşir Bey, o nasıl bir şey ya? Ben tavuk döner miyim? O yemezse siz yiyeceksiniz. Anlamadım. Ya bir dakika ya. Allah Allah, bir dakika. Şşş, bir konuşup durmayın. Şurada telefonu duyamıyorum. Efendim Cansu, sen misin? Murat bardayım. Murat ikimizin favori barı. Murat bardayım, lakin dardayım. Parktayım Murat. Bana saldırıyorlar, yardım et. Anlamadım Cansu. Ne saldırması, ne diyorsun ya sen? Ha? Niye beni arıyorsun? Murat yalvarırım, acil gel. Murat lütfen. Hüsamettin'i aradım lakin çıkmadı. Kendisi şehir dışında. Seçim kampanyası için gitmişti. Murat yardımın lazım. Murat! Bırak şu telefonu da güzelim. Gel buraya hesaplaşalım. Gel. Beyler, bitirelim işini. Cansu? Cansu kim o? Lan! Çekin lan elinizi Cansu'dan. Murat kardeşim, ne oluyor? Bize de söylesene, biz de bilsek yani. Defne ile burada merak içindeyiz. Lan oğlum, bitiririm alayınızı. Lan dokunmayın lan kıza. Geliyorum Cansu, geliyorum. Sen dayan. Beşir, Cansu aradı. Bizim bardaymış, favori barda.
Sanırım saldırıya uğramış. Ne saldırısı kardeşim, ne olmuş, bir şey var mıymış, ne olmuş lan Cansu'ya? Ne bileyim oğlum, sesi iyi gelmiyordu. Beşir, başı belada. Etrafta galiba adamlar falan var. Ben gidiyorum Beşir. Ay Murat Bey, saçmalamayın, siz Batman misiniz, Superman mi? Polise haber verin efendim, polis halleder. Siz belediye başkanı olacaksınız. Kendinizi riske atmamanız lazım. Ya sen ne saçmalıyorsun Defne ya, ne saçmalıyorsun? Allah Allah, oradaki Cansu benim eski sevgilim ya. Allah Allah, hemen gitmem lazım. Açılın oğlum, açılın. Çekil Beşir, çekil. Ulan var ya, ulan laleler. Ulan oğlum, Cansu'nun kılına zarar verirseniz alayınızı bu dünyadan kazırım. Ulan Cansu, ulan ne işlere soktun yine başını. Ay Murat Bey, Murat Bey ya, polise haber verseydik. Beşir Bey, siz bu bar nerede biliyor musunuz? Hep biliyorum da Defne, ne yapacaksın Allah Allah, Murat gitti işte. Beyaz atlı şövalye. O kurtarır Cansu'yu, merak etme. Dayak falan yemez. Ya Beşir Bey, yorum yapın demedim. Allah Allah, yerini biliyor musunuz dedim. Sizin anlamayacağınız şeyler var. Eminim Cansu yılanı plan kurmuştur. Beşir Bey, Murat Bey tuzağa gidiyor olabilir. Tuzağa mı? Ya kızım, Allah Allah Defne, gerçekten sen de birazcık salaksın ha. Kız sen çok fazla Türk dizisi izliyorsun. Cansu öyle bir kız değil. Başını belaya sokmuştur. Bu birazcık güzel ya, sarışın ya. Bunu gören yürüyor yani. Ondandır, merak etme. İlk rodeosu değil. Ya Beşir Bey, anlamıyor musunuz? Resmen Murat Bey tuzağa düşürmeye çalışıyor. Kendisine tekrardan bağlamak için bir şeyler planlamış olabilir. Ya Defne, Allah'ını seversen gecenin bir saatinde senin böyle şeyler aklına nereden geliyor kızım, sen fesat mısın? Ben gidiyorum, yatıyorum. Seni gezdirmeyi düşünüyordum ama bu kafa sağlıklı bir kafa olmadığından sabah gezdiririm. Ya Defne, gerçekten saçma bir kız olmaya başladın yani. Olur mu öyle şey ya? Cansu öyle şeyler yapmaz. Her ne kadar yollu olsa da bu konularda ciddidir yani. Ya of ya. Niye kimse bu evde beni ciddiye almıyor? Allah kahretsin. Murat'ı tuzağa düşürecek bu Cansu yılanı. Kesinlikle kullanacak. Ay bulabilir miyim acaba barı ya? Nasıl bulacağım ki? Ay Feride Hanım biliyor mudur acaba? Ay uzak durun. Uzak durun pislik adamlar. Uzak durun. Boşuna debelenme güzelim. Keseceğiz seni. Abimiz Çatapat Ahmet'i harcadın. Onu resmen pekmezi baymış şekilde yere yatırdın. Bunun hesabı olmayacak mı? Hay yapmayın. Arabanın anahtarını vereyim. Her şeyi vereyim. Bakın ben zenginim. Ne isterseniz verebilirim lütfen. Senin gibi bir kadından alabileceğimiz tek bir şey var güzelim. O da canın. Sen bizim arkadaşımızı harcadın, biz de seni harcayacağız. Demek sen bize arabanı ve cüzdanını vermezsin ha? Kaçacak yerin de kalmadı. Ay yapmayın, yapmayın. Lütfen öldürmeyin beni, lütfen. Üzgünüm güzelim. Senden alacağımız tek bir şey var, o da canın. Çatapat Ahmet abiyi harcamak her baba yiğidin harcı değildir. Gel bakayım buraya şırfıntı. Çatapat Ahmet abi harcadı abi. Bu karının ölmesi lazım abi. Bu karının organlarının dışına çıktığını görmek istiyorum abi. Kimse elimizden alamaz. Kimse. Ben hariç kimse lan. Ben hariç kimse. Lan. Allah, bıçakla geliyor. Gel lan, gel. Lan, sapladı. Lan, şerefsiz. Sapladı. Cansu. Cansu iyi misin? Cansu. Ay Murat. Murat geldin. Geldin Murat. Gelmeyeceksin diye çok korktum Murat. Geldin. Murat, bu korkunç adamlar bana korkunç şeyler yapacaklardı. Tamam Cansu. Tamam geçti. Sen iyisin değil mi? Sayende iyiyim Murat. Sayende iyiyim. Ama sen kanıyorsun Murat. Önemli bir şey yok. Hayvan herif.
gider ayak bıçak sapladı. Ama önemli bir şey değil Cansu. Seni buradan götürelim. Ay, emin misin Murat? Ay, bayağı kanıyor. Hareket edebilecek misin? Merak etme Cansu. İyiyim ben. Hadi gidelim. Bu şerefsizler tekrar ayağa kalkmadan. Gidelim Cansu. İyisin değil mi? Ya ben iyiyim de sen kanıyorsun. Ya boş ver beni de. Geç arabaya gidelim hadi. Ben iyiyim. Bir şey yok. Kanama birazdan durur. Geç Cansu. Geç. Seni evine götüreyim. Nasıl oldu bu Cansu? Ay Murat. Vallahi bardan çıkmış bir şeyler içiyordum. O sırada şu yaklaştı Murat. Yaklaşınca çantayla kafasına bir koydum. Pekmezi yere aktı. Sonra arkadaşları geldi Murat. Sonra beni öldürmeye çalıştılar. Ya Cansu, gerçekten her seferinde başını nasıl belaya sokuyorsun ya? Ya ne yapayım oğlum, Allah Allah. Ne yapayım? Üzerime geldiler, Allah Allah. Soyulmak sanki benim suçummuş gibi. Beni soymaya çalıştılar. Murat, cüzdanı verseydim beni öldürürlerdi. Vallahi vermedin, beni öldürdüler. Ya Cansu ya. Neyse, araba kalsın. Zaten o araba oradan kımıldamaz bir milim. Anahtar olmadığı sürece. Ya Cansu. Fena sapladı şerefsiz. Senin ev yukarıdaydı değil mi? Bu Hüsamettin'in. Ay evet. Murat, hayatımı kurtardığın için teşekkürler. Ay Murat ya, benim yüzümden bıçaklandın. Gerçekten özür dilerim Murat. Tamam artık, tamam. Yapacak bir şey yok. Şerefsizden beklemiyordum. Bir anda sapladı. Ama önemli değil. Sen iyisin ya. Ay Murat, çok korktum. Ölümden döndüm Murat. Yıllar önceki gibi. Yıllar önce de burada bir saldırıya uğramıştım. Sen o zamanlar küçüktün. Beni kurtarmıştın. Evet, hatırlıyorum. Büyüdüm, yine seni kurtarıyoruz anasını satayım. Ay Murat, ne kadar teşekkür etsem az. Sayende hayattayım. Ay, çok kötü yaraladı ya seni. Ay Murat ya, özür dilerim. Valla Cansu, özür dilemen bir şeyi değiştirmez. Adam sapladı bıçağı yani. Ay özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Benim hatam Murat, benim hatam. Lütfen hatamı telafi etmeme izin ver. Gel Murat, evde sana pansuman yapayım. Yok canım, ne gerek var? Ben buradan bir eczaneye uğrar, bir şeyler alırım. Ay yok canım, daha neler? O kadarlık geçmişimiz var Murat, saçmalama. Gel. Elime mi yapışacak, gel. Ay şuna bak, resmen deli gibi kan kaybediyorsun. Ya Murat ya, gerçekten üzgünüm. Yani Hüsamettin evde olsaydı korumaları falan yardımcı olurdu. Lakin evde kimse kalmadı Murat. Yani o seninle son takışmamızdan sonra Hüsamettin bana koruma bile vermedi. Ben de birazcık kafamı dağıtayım diye çıktım. Ay ya, keşke çıkmasaydım ya. Kusura bakma Murat. Ne demek canım, lafım olur. Ah, altı üstü sapladılar yani Cansu. Senin yüzünden oldu. Sen olmasan başıma bunlar gelmezdi. Seni hiç tanımasaydım muhtemelen 378 kere bıçaklanmak zorunda kalmazdım. Ve evine kan götürmezdi ama canın sağ olsun. Ya ukalalık etme de otur şuraya. Gideyim sana bir yara bandı falan getireyim. Ay, bayağı da kanıyor ya. Bir yere kımıldama. Bu akşam burada kalacaksın. Ne? Yok anasını satayım. Abartma ya, eve dönmem lazım. Lan saçmalama, o yarayla hiçbir yere dönemezsin. Hem dönüp ne yapacaksın? Sanki evde bekleyen çoluğun çocuğun mu var? Soyun üstünü, geliyorum. Yara bandı falan alayım geleyim. Sapladılar zaten. Ah! Doğru diyorsun. Bu halde gidilmez. Ama soyunmam. Niye lan? Türkan Şoray mısın sen? Soyun. Geliyorum işte. Allah Allah. Şuradan bir ilk yardım alıp geleceğiz. Fena sapladılar ya. Ulan o kadar da tembih ettim şerefsizlere. Dedim ki adama saplamayın, korkutun. Gerizekalı mahlukatlar ya. Sapladılar resmen. Cansu, bu kanama durmayacak gibi kız. Ay neyse, en azından Murat'ı eve getirmeyi başardım. Ay biliyordum vallahi, geleceğini biliyordum. Bıçaklandı. Sonuçta planım işe yaradı. Defne yılanı, sen bir adım giderken
Biz 3 adım geliyorduk aslanım. Erkek nasıl düşürülür iyi biliriz. Biz bu işin prosuyuz. Murat Bey kucağıma düştü. Ya Cansu, bu herif yukarıdan sokmadı mıydı ya? Ya aşağıdan kanıyor. Allah Allah. Ulan dönüp dolaşıp ben yine Cansu'nun yanında nasıl bitiyorum ya? Nasıl oluyor anasını satayım? Yemin ediyorum kader bizi zorla bir araya getiriyor. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin. Kötü de bıçaklandım ha. Ulan bunun evinde de kalınmaz ki şimdi ya. Ulan sapık bu kız ya. Höst ulan höst. Duyduk. Ev yankı yapıyor. Allah Allah. Nerede sapıklığımı gördün? Neyse. Çıkart tişörtünü de bakayım şu yarana. Uzan uzan. Ağlama çocuk gibi. Murat sen bu arada küpe mi takıyorsun ya? Takıyorum vallahi ya. Defne dedi. Yani gençleri mi ne böyle çekiyormuş kendine işte oy almak için. Anladım. Uzan da bakayım. Yoksa oy değil babayı alacaksın. Yok ben babayı sevmem. Oy severim. O zaman uzanalım. Ne yapacağız? Sonuçta bıçak yarası değil mi? Gönül yarası değil ki tedavi olmadan kalsın. Onun da tedavi olması gerekir hayatım. Onun da. İkisinin de doktoru benim. Merak etme. İkisinin de. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te Murat'ın hayatında çılgın bir bölüme daha tanıklık ettik. Ve arkadaşlar, Cansu'ya neden güvenmemeliyiz adlı çalışmayı hep beraber izledik. Gördüğünüz gibi bir ışımla çıktı Murat ve Cansu'yu kurtarmak, onun beyaz atlı prensi olmak için deli gibi koşturdu. Cansu Murat'ın huyunu iyi bildiği için resmen ona güzel bir tuzak kurdu ve Murat da bu tuzağın tam ortasına düştü. Cansu yine Murat'ı kendisine çekmeyi başardı. Lakin buradan nereye varmak istiyor, nereleri hedefliyor ilerleyen bölümlerde öğreneceğiz. Çünkü Cansu'nun tahmin ettiğinizden daha büyük planları var. Bakalım o planlar neymiş, hep birlikte göreceğiz. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bence efsane bir bölümdü. Size dediğim gibi bölünmemeyi hak eden efsane çılgın bir bölüm olacak demiştim başında. Gördüğünüz gibi bence öyle oldu. Siz de öyle olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi unutmayın. Neden? Çünkü ne kadar çok beğenirseniz aa ne kadar güzel yapmışım ben diyorum falan. Yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Gönlünüzden geçiyorsa beğenin. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Oğlum şuna bak lan. Modifiyeye bile ihtiyacı yok. Buna düşmeyecek kız da ne bileyim. Dünya üstünde yoktu. Ya kırmızıyı falan bekleyemem oğlum. Kız acayip güzeldi. Ve geldim hanımefendi. Geldim. Uber'ınız. Pardon. Hazır. Atlamaz mıydınız? Wow. BMW i8. Az önceki tatlı çocuk. Demek gerçekten Uber'ım sendin. Ay i8'de Uber'cılık mı yapıyorsun? Ya yapıyorum. Atla da evine bırakayım. Ay çok şekersin. Gerçekten de Uber'ımsın ha.